İyi akşamlar. Muhalefet meydan okuyor. İlk seçimde göndereceğiz, sandığa gömeceğiz diyor iktidar için. Bu yıl içinde muhalefet adına söz alan istisnasız herkes bu cümleyi kurdu. Ali Babacan'dan Canan Kaftancıoğlu'na, Meral Akşener'den Pervin Buldan'a, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mithat Sancar'a, Selahattin Demirtaş'a, Temel Karamollaoğlu'ndan Erkan Baş'a kadar muhalefet adına söz alan herkes bu görüşte. 2020 sonu ve 2021 başında gerçekleştirilen bütün kamuoyu yoklamaları istikrarlı bir biçimde gösteriyor ki AKP'nin siyasi desteği %30'lara iniyor. Muhalefet partilerinin oyları 2018-2019'a göre yükseliyor. MHP baraj altına iniyor. Cumhur İttifakı ve müttefikleri %50+1'in yanına yaklaşamıyor. Cumhur İttifakı dışındaki muhalefet partilerin aritmetik toplamı son 4 aydır %50+1'in üstünde seyrediyor. Mart sonuçlarına göre Tayyip Erdoğan muhtemel rakipleri Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener karşısında kaybediyor ve ara her ay Erdoğan ve Cumhur İttifakı aleyhine açılmaya devam ediyor. Bu işaretlere bakarak muhalefet sözcülerinin rejimi ilk seçimde yenilgiye uğratacaklarından güvenle söz etmeleri doğal. Bu iyimserlik, ağır baskılar, geçim sıkıntısı, Covid-19 krizi, şiddet ve zorbalık altında bunalan halkların yüreklerine su serpiyor ve onları bilemeye devam ediyor. Buna karşılık iktidar sözcüleri de üst perdeden atmaya devam ediyor. En son Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bütçe görüşmelerinde nöbeti Süleyman Soylu'dan devralmış ve muhalefete kibirle ve tane tane meydan okumuştu. Seçim yok, seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz demişti. Çavuşoğlu'nun dili sürçmüyor. Ne dediğini bilerek konuşuyor. Çünkü ne yaptığını hiç aklından çıkarmıyor. Kaybetmeye mahkum olduğu bir seçime doğru sürüklenmekte olan bir diktatöryal rejim şu yollardan birini seçer. Seçimi yaptırmamak veya seçim sonuçlarını saymamak, seçimleri manipüle etmek yani hile hurdaya başvurmak. AKP ve Cumhur İttifakı son 5 yıl içerisinde her iki yolda denedi ve sonuç aldı. 2015 7 Haziran seçimlerinin sonuçlarını tanımadı. Ya 400 vekil ya kaos diyerek kendisini tek başına iktidardan mahrum eden HDP ve HDP seçmeninin üzerine yürüdü. Sırtını DAEŞ'e dayadı. DAEŞ'in Suruç ve Ankara katliamlarını, Sadat'ın kent savaşları izledi. Savaş ve darbe dinamiği koşullarında 1 Kasım 2015'te AKP'den kopan oyların bir bölümü geri döndü. Ve AKP-MHP ittifakı kuruldu. Olağanüstü hal altında gerçekleşen başkanlık rejimine geçişin oylandığı 2017 referandumu sayımının orta yerinde Yüksek Seçim Kurulu damgasız ve mühürsüz zarfları geçerli saydı. Devlet soru ve devlet hilesiyle hayır evet yapıldı. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri de aynı hilelerle o hal altında gerçekleştirildi. Her iki oylama sonuçlarını en son matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle adli tahlile tabi tutan 5 bilim insanından oluşan bir uluslararası kurul 5 Ekim 2018'de güncelledikleri incelemeleri sonucunda 2017 referandumunda oy verme merkezlerinin yaklaşık %11'inde oy kaydırma işlemi yapıldığını ve bu işlemlerden doğan sapmaların hayırı evete çevirecek ölçüde %15 oranında etkili olduğunu saptadılar. Aynı şeyler 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de tekrarlandı ve %9 sapmayla Erdoğan esasında ikinci tura kalacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmış sayıldı. 31 Mart seçimlerini hatırlatmaya hiç gerek yok. Bu rezalet sadece İstanbul halkının ve özellikle Kürt seçmenin inadıyla geri püskürtüldü ve bedeli Kürt illerindeki kayyım kıyımıyla ödenmeye devam ediyor. Rejimin def edileceğini güvenle ileri sürdüğümüz ilk seçimler yerel değil genel seçim olacak. Muhalefet İstanbul'da olduğu gibi belli merkezlerdeki üstünlüğüne güvenerek devlet eliyle yapılacak her türlü seçim hilesini daha çok oy alma yoluyla bertaraf edemeyebilir. Bu nedenlerle eğer rejim ilk seçimlerde devrilecekse, yani Türkiye'nin başına örülmüş olan bu inanılmaz çıkar, şiddet, zulüm, yolsuzluk, soygun, savaş ve darbe şebekesi saf dışı edilecekse,
AKP-MHP blokunun yerini alacak bir demokrasi ittifakının kurulmasına seçim güvenliğinden başlamak olmazsa olmaz. Daha şimdiden pis kokular her yerden yükseliyor. İl ve ilçelerin sınırlarıyla oynanmaya başlandı. Seçmen kütükleri 9 rakamlı adres kodu esasına dayanılarak hazırlanıyor. Bunun manası şu: seçmenler apartmanlarında oturan ya da yanlarındaki evde oturan diğer seçmenlerin kimler olduğunu bilemeyecek. Sadece kendisini bilecek. Seçmen kütüklerini kontrol edemeyecek. Ölüler seçmen, mezarlıklar adres olabilecek ve bunun denetiminin anahtarı seçmenlerde olmayacak. Dahası Erdoğan şimdiden seçimlerin 271 bin sandıkta gerçekleşeceğini ilan etti. 2018 seçimlerinde 180-190 bin dolayında olan sandık sayısına 80-90 bin sandık eklenmesinin akla getirdiği kuşku şudur: rejim hesaplarını şimdiden daha az sayıda seçmenin oy kullanacağı, daha çok sandığın gerekeceği daraltılmış bölge esasına göre yapmaya başlamıştır. Bunu açığa çıkartmak ve üstüne gitmek gerekir. Bunları Erdoğan'ın 2018'de partisinin seçim görevlileriyle yaptığı gizli konuşma kaydının ışığında yorumladığımızda, muhalefetin rejimi ilk seçimde göndermek için halkın oy kullanmasından fazlasına ihtiyacı olduğu açığa çıkar. Erdoğan o konuşmasında ez cümle şunu diyordu: seçim günü diğer partilerden önce sandık mahallinde yerine almalıdır müşahitlerimiz. Sandık kurulundaki hakimiyeti bizim elde etmiş olmamız gerekir. Erdoğan buna işi bitirmek diyor. Muhalefet önümüzdeki ilk seçimlerin gecesinde adam kazandı rezaletini bir kez daha yaşamak istemiyorsa, seçim güvenliği ittifakını şimdiden kurmaya yazgılı olduğunu idrak etmelidir. Adamın hiçbir zaman kazanmadığı oylamaların sonuçlarıyla halkların üstünde tepindiği 5 yıldan alınacak ibret budur. Demokrasi ittifakının ilk adımı demokrasi için seçim güvenliği ittifakıdır. Bu adımı atmadan ileri sürülecek her türlü iddia boş konuşma olmanın ötesine geçemeyecektir. Muhalefet oy vermek isteyen her yurttaşın oyunu serbestçe sandığa atmasını ve sandıktan çıkan her oyun açıkça kayda geçmesini güvenceye bağlamadıkça ilk seçimde gidiyorlar anlatısının bir masala dönüşme riski tepemizde asılı durmaya devam edecektir. Muhalefet iktidarı hak ettiğini seçim güvenliği ittifakını inşaya başlayarak göstermelidir. Hoşça kalın.